Selam. Aa, merhaba. Ne yaptın? Dağıtabildin mi paketleri? Dağıttım. Ya daha erken gelecektim aslında ama Bebek'te çok trafik vardı. Sen ne yaptın? Ne yapayım valla? Bugün son sınavımı verdim. Süper geçti. Özellikle makro. Ya sen olmasaydın, yani senin sayende çalıştırmasaydın biraz zor geçerdi. Rica ederim canım. Lafı mı olur? Olur olur. Lafı da olur, hediyesi de olur. Dur. Al bakalım. Teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Ha, açayım. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Yok. Yani yemek yaparken sürekli söylüyorsun. Ben de hoşuna gider diye düşünmüştüm. Ha, sen söyleme o söylesin diyorsun yani. Ya sen ne ters bir adamsın ya. Şaka yapıyorum ya. Çok sevindim gerçekten. Teşekkür ederim. Şaşırdım biraz sadece. Ben ilk defa hediye alıyorum. Hadi canım. Gerçekten. Nasıl yani? Daha önce annen baban, ne bileyim sevgilin falan almadı mı? Ya ben de saf saf bakıyorum. Su. Teşekkür ederim. Osman Bey, gel meyveyi. Ben o uğursuzla aynı masaya oturmam. Allah Allah! Nereden çıkarıyorsun bunları? Adam, ben böyle bir şeye kalkışmadım diyor. Ben konağı satmaya çalışmadım diyor. Ha, bir de çalıştım diyecekti değil mi? Zaten canım sıkkın. Vallahi hırsımı senden alırım Osman Bey. Mine'nin ne yapacağı belli değil. Gidecek mi, kalacak mı? Gider, gider. Bak buraya yazıyorum. Gider, anası kılıklı. Vaktiyle söyledim size. Şu kızın ipini tutun diye. Dinlemediniz ki. E şimdi böyle işte arpacı kumruları gibi düşünürsünüz. Hı. Anneanne. Biraz konuşabilir miyiz? İlgilendiğin başka bir şey yok mu? Ne gibi? Ne bileyim, sinemaya gitmek, kitap okumak falan. Var tabii. Film izlemeye bayılırım. Aa, ne güzel. Ben de. Ne tür filmleri seversin? Yemekli filmler. Nasıl yani? Bayağı. Hayatınızı nasıl pişirirsiniz? Aşçı, hırsız, karısı ve aşığı. Bir de şey. Tamam, tamam, tamam. Anladım ben seni. Peki şöyle sorayım. En sevdiğin kitap ne peki? Aşçının Ölümü. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet ama beni öldürüp istersen yazabilirsin. Ya Atakan, kızma ama anlamıyorum. Yani bir insan yemek yapmayı nasıl bu kadar çok sevebilir ki? Yiyorsun bitiyor, öyle karşına koyup seyredemiyorsun da. Ya da ne bileyim kitap değil, hani okuyup kitaplığa koyasın. Gerçekten anlamak istiyor musun yemek yapmayı niye bu kadar sevdiğimi? Evet. Aç mısın peki? Ne? Aç mısın değil misin? Basit bir soru sordum. Açma aslında. Tamam. İzle. Aşkım hadi ya, herkes bizi bekliyor. Alo anneciğim. Hah. Ne yapalım iyiyiz ya, gönül de iyi. Şimdi arkadaşlar bir davet veriyorlar bizim için sağ olsunlar. Ona gideceğiz beraber. Yukarıda hazırlanıyor. He. Aman aman anne, tamam yormam gelinini. Tamam hadi öpüyorum. Aşkım hadi. Ha, gönül niye hazırlanmadın? Metin, ben gelmeyeceğim. Aşkım çok ayıp olur ama ya, arkadaşlar bekliyor orada. Asıl gidersek ayıp olur. Nasıl yani? Hasta falan mısın? Ha? Kendin kötü falan mı hissediyorsun? Bana bak, istiyorsan hastaneye gidelim. Ha? Doktorunu ara bir. Benim doktorum yok Metin. Nasıl yok?
Ben hamile değilim. Ne? Hamile değilim. İlk hatırladığın şey ne mesela kendinle ilgili? Nasıl yani? Çocukluğumla ilgili falan mı? Hı hı. İlkokuldaydım. Top oynuyordum. Ayağımı kırmıştım. O herhalde. Ya insanlar böyle anlatıyorlar ya hani 3 yaşımdaki halim, 5 yaşımdaki halim diye. Yani ben hatırlamıyorum valla. Senin ilk hatırladığın şey ne? Okul müdürünün odası. 6 yaşındayım sanırım. Ama anaokulu yani ilkokul falan değil. Yaramazdın yani. Yo, acayip usluydum. Da bahçede yemek pişirirken yakalandım. 6 yaşındayken. Hadi canım. Vallahi. Sabahları garip bir kurabiye veriyorlar böyle sütle birlikte. Öğlen yemekleri berbat tabii. Makarna falan ama nasıl yağlı. Köfte desen tadı yok, tuzu yok. Ben de yiyemiyorum doğal olarak. Yiyemeyince de aç kalıyorum. Bir gün gizli gizli mutfağa girdim yemekten sonra. 2 tane yumurta buldum. Biraz da peynir. Dolapların birinde de küçük bir sahan buldum. Aldım bunları bahçeye çıktım. Ateş yaktım. Koydum sahanın üstüne. Peynirli yumurta yaptım. 6 yaşındayken. O yumurtanın tadını hayatım boyunca unutmadım biliyor musun? Sonra milyon tane omlet yaptım ama hiçbirisi onun gibi olmadı. Tabii enselendim anında. Müdürün odasında bütün gün tek ayak üstünde bekledim. İnanmıyorum ya. İlkokula giderken aydım tabii. Öyle bahçede kaçak yumurta falan marifet yapıp yakalanmamakta ya. Annemler evden gittikçe soluğu mutfakta alıyordum. Artık dolapta ne varsa. Ha, deneysel yani. Aynen. Mesela bu yemeği 12 yaşındayken keşfettim. Alt tarafı havuçla fasulye pişirdin Atakan. Bekle. Herkes tatilde denize giderdi. Ben şehir şehir dolaşırdım. Mıhlama, etli ekmek, tandır, tantuni, muhammara. Hepsini gittim yerinde öğrendim yani. Anlıyorum Atakan da. Yani niye? Hani bütün bunların hepsini niçin yaptın? Gel buraya. Kapat gözünü. Aç ağzını. Ne geçiyor içinde? Niye böyle oldum ben ya? Bu yemeği babaannem öldüğü gün yaptım. Bana yemek yapmayı o öğretti. Ben de onun anısına bir şey yapmak istedim. Yani üzüntümü anlatacak, ne hissettiğimi anlatacak. Ve bu çıktı ortaya. Hani soruyorsun ya bir insan neden yemek yapmak ister, yemek yapmak niye tutkusu olur diye. Bu yüzden işte. Su, ben iyi yazı yazamam. Şair de değilim. Yani hele müzik dinlerim ama ömrümde bir kere elime gitar almadım. Resim hiç çizemem, Cineri bile çizemem. Ama kendimi ifade etmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de yemek yaptım. Şimdi bir şey var bu akşam. Beyazlar karardı bir an. Bu parçayı da benden kötü söyleyen yoktur herhalde. İyi de duyan mı var oğlum ya? Seninki konağın elden gideceğini öğrenince koştur koştur eve geldi. Anneanne. Sonra ben de... Anneanne. Ben kararımı verdim. Bundan sonra babamlarda kalacağım. Peki kızım. Sen bilirsin.
Umutsuz oldu bir anda sevmek, isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykumdan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.